Şimdi bundan bir sene önce ocağın 20'sinde yüklediğim bir 2019 değil, 2018 deste koleksiyonu videosu vardı. Bunun 2020 değil, 2019 versiyonunu yapmamı çok istediniz. Bir sürü bununla ilgili DM aldım. Herkese de aynı cevabı veriyorum ama yine de bir video çekeyim mi istedim. Hem de baktım çok izleniyor. Evet, şimdi o zaman destelerimden başlayalım. Kaç tane olduğunu sayamıyorum çünkü bazıları yarım, bazıları iki deste biri birleştirdim. Farklı bir şey ama yani ortalama bir sayı. Sizin de bir fikriniz olur yani destelerim hakkında. Çünkü son videoyu çektiğimden beri bayağı takipçi aldım. Aviatörlerim var 5 tane. Göstereyim aviatör. Sadece bir tanesini göstereceğim. Bu standart size olanı. Smooth finish bir deste. Artık Türkiye'ye de gelmeye başladı. Ve çok sevdiğim bir deste. Kesinlikle öneririm. Eğer yani bulursanız alın bence. Dediğim gibi 2 kırmızı, 3 mavi aviatör destem var. Burada bicycle destelerim var. 5 tane. Üçünün daha paketi açılmamış. Bu Jumbo Index. Yani bicycle'da göstermiş olmak için açayım. Böyle bir destem. Bu arada bir bicycle çekilişimiz var. Evet, şu an aktif ama yani 2020'nin ocağının sonunda bitiyor. Eğer sonradan izliyorsanız haberiniz olsun. Evet. Şu iki desteden birini vereceğim. Kazanan kişi seçiyor hangi renk istediğini. Bunu da koyduk. Burada da Tally Ho destelerim var. Bir de B destelerim var. 2 Tally Ho, 3 B. Biri Circle Back, biri Fan Back. Fan Back'i göstereyim. Arka planı böyle Fan Back'lerin. Circle'ların da böyle yuvarlak şeklinde oluyor. Aralardaki fark bu. Ama herhangi bir kalite farkı yok. Burada B destelerim var. Galiba başka B destem de olması lazım burada bir yerde ama. Görürüz şimdi. Bir tane de kart göstereyim B'den çok eski deste. Bu en eski destelerimden biri herhalde şu an koleksiyonda olan. Biraz da belli ediyor kendini zaten. Arka plan tasarım böyle. Jumbo Index bu da. Bakayım bu da mı? Bu da Jumbo Index'miş. Bu da ha, bu da Jumbo Index. Bir tane de bir kartım daha var aynen. Koyalım yere. Burada Premium Finish destelerim var. Şöyle göstereyim. Bu 3 deste Theory 11'in Citizens. Hemen bir tane kartını çıkartayım göstereyim. Bu desteği çıkartayım. Citizens çok güzel bir deste. Öneririm. Nomad. Nomad'ı da öneririm. Aralarındaki farkı söyleyeceğim şimdi bu 3 destenin. Bu da Monarchs. Monarchs'ı da öneririm. Ama aralarından en çok Monarchs'ı öneriyorum. Çünkü hem Cardistry hem de Sihir için üretilmiş bir deste. Bir dakika, içerisinde bir double card olacak. Aynen. İçerisinde bir double card var çift taraflı. Sihirbazlar için. Mesela Nomad'da double card'dan yok. Ama mesela tasarımın çok daha fazla beğendiğim bir deste. Şuna bakar mısın? Yani abrakadabra yazıyor ama falan. Çok havalı yani bence. Citizens'ın da bir double card'ı var. Monarchs gibi. Citizens ama Monarchs'tan biraz daha kalın. Kalın diyorum. Sert bir deste. Aralarındaki tek fark bu aslında ama Monarchs'ı daha çok seviyorum yani kişisel olarak ben. Daha çok hoşuma gidiyor tasarımı falan. Burada favori iki destem var. Virtuoso SS 2016 ve Fall Winter 2017. Bu zaten sık sık bu değil. Zaten sık sık ikisini de videolarda kullanıyorum. Çok sevdiğim iki deste. Yani ikisini de öneririm. Kesinlikle öneririm hem de. Mutlaka uygun fiyata bulursanız alın. Uygun fiyat derken 200 liradan ucuz tüm bulduğunuz fiyatlar uygundur. Burada yine bicycle'larım var. İki siyah. Siyah da yani kırmızı ve mavi ile aynı, sadece siyah. Birazdan nadir bulunuyor onun dışında. Evet, 4 tane de burada. Bir tane daha bicycle deste var. Bu da Cocktail Party. Bunu arka plan dizaynı için aldım. Ön tarafında da bir oyun gibi tarif var. Cocktail tarifi var. Her kartın üstünde. Hiç yani o amaçla kullanmadım ama güzel yani. Sırada Denen Dave'in yaptığı aviatör deste var. Bu Cambric Finish. Ama Aircushion Finish ile arasındaki farkı bilmiyorum. Neyse. Bu desteyi Denen Dave yaptı. Denen Dave kim? Şey. İşte iki adam var ya. Aynen. O işte kardeşler ve sihirbazlar ve yani deste yapıyorlar falan. Bu desteği de yana koyalım. Bu desteği neden ayrı gösterdim? Çünkü bunu bana bir öğretmenim almıştı. Ortaokuldayken. Hatta üzerine imza da attı. Şimdi biraz daha, bir de şu var.
Bu da bana ablamın Amerika'dan getirdiği desteler var. Galiba son zamanlarda Türkiye free shoplarında da satılıyor. Açayım göstereyim. Böyle. Çok tatlı. İki tane adam var böyle bisiklet süren. Ama kardeşleri için o kadar uygun değil çünkü çok kaliteli bir kart ama kardeşleri için üretilmemiş. Faro falan yapamıyorsun. Üst kısımları direkt törpülü geliyor bunların. Faroya falan zor çıkılıyor yani desteyle. Bunu da buraya koyalım. Şimdi de buradaki destelerim var. Burada ilk şeysiz olanları göstereyim. Kutusuz böyle işte. Çakma bir bicycle var. Yine kırmızı bir bicycle var. Bu oje bu arada üzerindeki. Boş bunu paketlere ayırdım. Burada bir Monjo destem var. Burada bir 2-3 deste birden var. Şöyle hepsi double kart bu destelerin. Kendim yaptım double kartların hepsine. Birkaç tane de gimmickli kartım var. Falan. Sonra mavi bir hoyol destem var. Çok eski. 20 sene falan var bu destenin. Bir arkadaşımın babasının da arkadaşım da bana verdi sonra. Bicycle. Bu da yaklaşık 6 senelik bir deste. Çok eskiden kullanıyordum. Şu an kullanmıyorum yani. En son geçen sene bu videoda açmışımdır şeyde. 2018 deste koleksiyonum videosunda açmışımdır herhalde. Sonra burada da kart var. Şu. Burada da böyle kartlar var. Nereden çıktılar bilmiyorum da bir yerden çıkmışlar işte bunlar. İki tane streamline'ım var. Bir mavi bir kırmızı. Haribo destesi. Bunu Smooth Finish. Bunu bir Barcelona'dan almıştım ve çok beğendim. Gerçekten. Keşke poker size olsaydı da videolarda da kullanabilseydim ama boyutu çok kötü. Ama finish'i muhteşem gerçekten. Bu işte bunlar şey anı destesi diyebilirim. Gezdiğim yerlerden aldığım desteler. Bunu Yunanistan'dan almıştım. Bunu Kıbrıs'tan almıştım. Bunu tozlanmış kartlar hep ya. Bunu nereden aldım? Paris'ten almışım bunu. Aynen. Burada minik bir destem var. Bunu merak ediyorsunuzdur. Açayım göstereyim. AliExpress'ten $1 almıştım bunu da. Böyle bir deste yani. Kardeşleri falan yapılmıyor. Çok denedim de. Fazla küçük kartlar. Bu arada şu dediğim gibi gezdiğim yerlerde aldığım dediğim desteler çok kötü desteler. Sakın almayın. Yani kardeşleri için kullanacaksanız. Çünkü kullanılmıyorlar. Çok kötü desteler. Anı olsun diye aldım sadece. Maverick deste var. Bunlar Foil markasının yine. Çin destesi daha çok. Çin'de üretiliyor bu desteler. Güzel. Yani. Evet. Sonra burada Bicycle American Flag deck var. Bunu Türkiye'de bir internet sitesinden almıştım. Ve gerçekten en güzel bicycle. Amerikan propagandası yapıyor gibi oldum ama gerçekten çok finish'i, handling'i o kadar güzel ki destenin. Sanki özel bir deste gibi ama 50 lira gibi çok ucuz bir fiyata almıştım yani bu kalitedeki bir desteye göre. Onun dışında Fedom var burada bir tane. Bunu alırken bir arkadaşıma bir de kendime aynı anda almıştım. Bir de Fedom'un Ignite diye bir versiyonu daha var. Aynı markanın. Bu Fedom, o da Ignite. O daha çok ateş gibi kırmızı desenlere sahip. Bu da biraz daha suyumsu böyle şey. Aynen. Deste kalitesi güzel de şeyi çok sevmiyorum bunun. Kutuların kalitesini çok sevmiyordum bu destenin. Ama öneririm yani. Bu çöp sakın almayın. Bahsetmiyorum bile. Bu da aynı şekilde Star. Bu nasıl gelmiş onu bile bilmiyorum buraya. Burada TCC destesi var. Çok güzel bir deste. Gerçekten mutlaka almanızı öneriyorum. Çok sert. Paket kartlar için muhteşem. Ama fen de bir o kadar zor açılıyor. Şu an uzun zamandır ellememe rağmen açtığım fen bu. Kardeşlerden anlayan biri diyecek ki bu nasıl deste lan. Gerçekten hem sert hem de paket kartlar için çok güzel. Bunu da Atina işte bu da yine gezerken aldığım bir deste. Bu desteyi geçen seneki videomda göstermemiştim. İnsanlar dedi ki niye göstermiyorsun? Ve bir sürü yorum aldım. O yüzden bu sene de göstermeyeceğim. Çok merak ettim. Ben de geçen sene merak etmiştim ama. Merak et o zaman. Belki seneye görürsün yani. Yok söylersin bazen. Yani burada da bir World Poker Tour destem var. Göstereyim hemen. Eskiden favori destemdi ilk aldığım zamanlar. Şu an o kadar kullanmıyorum ama güzel bir deste yani. Yine bulursanız alın. Öneriyorum. Burada şöyle bir şey var. AliExpress'ten almıştım da. Yaşamam ya. İçinde böyle deste gibi de tam deste değil. Şu benim paketlerim var ya burada. Bunların plastik olanını düşün. Aynen. İçinde kırmızı o var. Deste sayılır mı onu bile bilmiyorum. Sonra bunu nereden almışım? Bunu işte Türkiye'de bir yerden almışım. Bu... nere bu? Bu Prag. Aynen. Çek Cumhuriyeti destesi bu da. Güzel bir deste ama yani seviyorum bunu da. Keşke poker size olsaydı.
Fort Worth, bu da Andrew bana Amerika'dan getirdi. Babası Fort Worth'lü, Texas'ın bir bölgesi yani. Oraya gittiğinde almıştı. Bu da yine kardeşler için çok uygun değil ama güzel bir deste. Bunu da Andrew bana Dubai'den getirmişti. Bu destenin de bir özelliği var. Destenin kartlarına şey koyduğun zaman güneşin altında ya da ışığın altında şarj oluyorlar şu anda. Ve karanlığa geçtiğin zaman fosforlu bir şekilde bunlar yeşil ya da sarımsı bir renk oluyor böyle. Parlıyor yani kartlar anlayacağınız. Ama çok denedim. Karanlıkta çok denedim video çekmeye ama video çekilmiyor. Videoda görünmüyor. Enstantaneyi değiştirdim, diyaframla oynadım, ISO ile oynadım. Bir şekilde beceremedim. Olmuyor yani. Yolunu bilen varsa bana da söylesin. Belki bunlarla bir kardeşler videosu atarım performans. Çok istiyorum öyle bir şey yapmayı. Burada bir Monju plastik destesi var. Açmaya bile gerek yok. Sakın almayın. Plastik çok kötü. Hayır, iğrenç. Ay, iğrenç. Sonra bir Hoyle destem var. Burada şu demiştim ya. Bir arkadaşım babasının da o bana verdi diye. Gerçi bunu da Andrew verdi lan bana. Andrew'un babasının da bu. Bu da onun kırmızısı işte. Bunu da şeyden almıştım. Atatürk Havalimanı'ndan almıştım. Sonra bunu Barcelona'dan aldım. Evet, böyle gezerken almıştım. Bunu da Barcelona'dan aldım. O zaman 10 euro verip almışım. Bu arada bu videoyu yüklediğim zaman izliyorsanız 2020'nin Ocak ayının sonunda daha açıklanacak olan, yani son güne kadar geçerli hala katılabilirsiniz. Çekiliş var, onu da yukarıdan çıkan i butonlarından gidebilirsiniz. Bu kadar diyeceğim bir şey yok. Normalde desteğe kart yok. Kameraya destek basarım ama şu an kamera hem uzak falan zor olacak. Ben elimi şey yapayım. SS 2016. 2016 tamam. O zaman Summer Spring 2016 ile bitiriyoruz bu seneyi. Fokus at buna, fokus at, fokus at. Bravo, bravo oğlum. Attın mı? Evet. Tamam, bekle öyle.